Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Şimdi bugünkü videonun konusu bizim Haydut'un iki tane yavrusu var burada köyümüzde. Onları ben Zulu'ya atmıştım. Sürüde çalışıyorlar. Şu an aşağı yukarı 6 aylık falanlar. Arif Yağız da duruyor. Metehan da orada bu arada. Metehan! Ula! Orada bak. İnekler nerede? Ya! Bak süslü de metanda. Nereden geleyim? Mına ha ha. Dostlarım şimdi iki tane burada yavrum var. Onların bir son hallerini merak ediyorum. Bir tane de Metehan'da var. Çina bizim evde kızanda çünkü. Çina'yı Metehan'a vermiştik. Hani sürüde kullansın diye. Bu arada Çina bundan 2 gün önce mi 3 gün önce biz Antalya'daydık. Burada domuz sürüsü geçmiş. Metehan da görmüş. Çina'yla süslü gitmiş. Tabii süslü yavru. Bu arada ezan okunuyor. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Şimdi fazla konuşmayayım. Ezandan sonra devam ederiz. Buradan gelişlerini alabilirsen. Hem koyunların hem köpeklerin. Laha! Nerede köpekler? Vay Metehan kardeşim ya. Sırf tembelliğinden çoban oldun. Tembellik böyle bir şey. Vay Metehan kardeşim. Vay süslü ne yapıyorsun sen? Süslünün tasma biraz sıkı mı? Bana mı öyle gel? Anladım. Dostum bunlar da benim fedailer. Bizim köpekler bunlara emanet. Hem kendileri bakıyor hem bizim kontrolümüzde eşleşmeler oluyor. Evet. Vay yavrum vay. Baba. Şunu köpekler güzelleşmiş kekon. Dostum bu Arif Yağız. Benim genç çoban kendisi. Tabi full time bu işle uğraşmıyor. Bizim gibi meraklı köpek seviyor. Okula falan da gidiyorsun değil mi sen bunu? O yüzden ara ara çıkartıyor yani ailesine yardımcı oluyor. Ezan dursun öyle devam edelim. Sonra derler ki ezanda konuşuyorlar. Vay Metehan okula gidiyor. Yemek var abi yemek. Daha birazdan yemek yiyeceğiz. Yumurta haşlayacağız. Ekmek kızartacağız. Allah ekmek Allah. Üstüne sana yağ süreceğiz. Sana yağ mı? Evet. Oğlum köy yağısı yok mu? Köy yağısı yok. Domatesi salatalık yiyeceğiz. Tamam ezan bitsin konuşuruz. Dalından koparıp salatalık yiyeceğiz lan. Kurt var mı kurt? Yok. Bu arada kurt görmüşler Kavacık'ta. Bundan kaç? 4 gün önce. Videosunu gösterin. Videosu geldi bana. Ama çok büyük bir kurt değil. Tek geziyor. Tek gezen kurt avlanır. Nasıl süslüden memnun musun bro? Valla alıştı mı yine? Alıştı. İnekten gidince ayrılmadım. Burada ne arıyor şu an? Derdim şey. Seni görünce gel. Valla. Ama biraz zayıf değil mi? Bak üstüne biraz kilosu zayıf önemli diye çalışıyor. Buna da bir pay ayarlarız. Buna da yemek. Ben bakın. Güzel bakım için. Bura buna kendi buna baktığın gibi bakman istiyor. Ben ne yersem bu da onu yer. Geçen inanır mısın tavuk kızarttım buna. Vallahi mi? Evet. En küçük köpeği var. Bakalım. Ya! Ah! Uy! Koyunlara nasıl? Düşkünler mi bura? Şu an çok düşkün de erkek birazcık şey. Endişe kadar değil. Düşkünlüğünü boş ver. O erkek dışarılarda geziniyor mu? Geziniyor. İkisi de geziniyor. Sana bir sorum var. Sen şimdi sizde yıllarca köpek oldu. Köpek besledin. Bak 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 bak. Gel oraya seninle inelim mi? Metehan dursun olmazsa bak. Oğlum köpekler deli gibi çalışıyor işte. Daha enik bunlar bir de yavru. Senin kendi köpeklerin var mı burada? Yok benim kendi köpeklerim mısıra bağlı. Tamam domuz için değil mi? Aynen. Bizim verdiklerimiz sürüdü ama. Senden bilgi alacağım. Nasıl? Memnun musun? Aradaki farklar ne? Daha önceki beslediğiniz köpeklerle. Hem insanlar da duysun, dinlesin. Hem zaten ben biliyorum aradaki farkları da. Dostum ben böyle verdiğimiz, güvenilir yerlere verdiğimiz köpeklerimizi takip ediyorum. Bak şu Haydut'un oğlu. Ya bak hiç insanla işi yok ha. Kilolayı bayağı toparlamış bro. Gel. Gel.
Gel babam gel. Tam işte bak müthiş bir kangal çıkmış. Sadece kuyruk. Biraz kötü, önemli değil. İlla hepsi de mükemmel olacak diye bir şey yok. Dişiyi görelim bir de. Geniş mi geziyor? Ama nasıl? Ben sana demiştim değil mi Arif? Bunlar başka bir level. Kuyruk nasıl? Kuyruk 9 oldu. O çok hızlı bir dişi ve kurtçu bir dişi olacak. Gel. Bak bak bak. Gel. Bak insanlarla hiç işleri yok. Çağır şunu da bir gelsin. Senden korkuyorlar mı? Yok ya. Şeyde beklemiyor artık. Bozoğu da tut. Bozoğu da tut. Beni bir resim çek ikisiyle. Oğlum aynı kafa Hadut'a benzemeye başlamış kafa yapısı. Al işte bak bunlar çok güzel iş köpeği olacak ha. Vücutları tam böyle istediğimiz tarzda. Gel babam gel. Sizi ben ürettim oğlum gelin. Beni şunu bir tutsana şunu. Tamam. Vay bozuk. Haydut baba, anne çirkin. Yani bunun bir tarafı haydut, bir tarafı çavuş. Maşallah çok da güzel bir yavru olmuş. Dur oğlum dur. Şöyle göstereyim. Şuna bak, şuna kapoya mafoya. Yakışıklı güzel bir yavru atmış. Şimdi bunların nasıl, bana anlat biraz bro. Bunlar hep böyle geziyor, benim eski köpekler. Yatıyorduk onun yanında hep. Ama işte insanlar ne zannediyordu biliyor musun? Koyunun içinden çıkmayan ya da yatan köpek çok iyi köpek olduğunu düşünüyor. Ama bizim için çok iyi çalışan, aktif, etrafı koklayan bu tarz köpekler lazım bize bro. Diş olan hep geziyor. Bu biraz yatıyor da hani dişe göre şey yine. Sen biliyorsun değil mi? Bunu Kanada kurtlarının yanına götürdük Haydut'u, babasını. Bir kere kuyruğunu indirmedi. Yani kurtlarda müthiş tepki, yani korku tepkisi yoktu. Yani bunlar da olabilir. Öyle. Bunlar zaten bunların bir tarafı çavuş, bir tarafı haydut. Yani bu çavuşun kızıyla haydutu eşledik. Güzel çıkmış. Yalnız dişi bir tık daha uyanık. Bakın. Ha, dişi orada bak. Bunlar daha yavru, bir büyüsünler. Yalnız kilolarını çok güzel toparlamış. Şimdi bir kış postanı yapsınlar daha güzel olurlar. Yalnız diğerinin rengi ne güzel, sararmış. Gel. Bunun ismini ne yaptıydık biz? Ben unutuyorum hep ya. Ama erken biliyorum, onu unutuyorum. Onun ismi Bozok. Aynen. Bak hem koyuna hem ineğe bakıyor. Aynı anda. Kaç tane koyun var bro? 50 tane var. 50 tane mi? Şu an. Bak koyunu güzel izliyor, takip ediyor. Bayağı koyuna düşkünler ama değil mi? Evet. İşte abi bu neyle alakalı? Sürüye çıkma şeyiyle alakalı. Mesela ben bunun sizin kadar sürüye çıkamıyorum. Sürüye çıksam alışır. Bak bunun salı malı güzel ha. Evet. Ama bir de çok çıkmıyoruz ki. Yani biz haftada bir iki kere çıkartıyoruz babam çalıştığı için. He. Ya bunlar hep yavrudan beri. Yavruluktan beri kuzunun içinde büyüttük. Evet, alışmış yani bayağı. Böyle 2-3 aylıkken sonra koyuna saldık. Ondan sonra hep böyle. Gitti ya. Ya koyuna çoğu köpek gider. Çoğu köpek koyuna sahip çıkar ama bizim istediğimiz sadece hani koyuna sahip çıkması değil bro. Yaban hayata verdiği tepkiler önemli. Ki bunları sen göreceksin bak. Bunlar 2-3 ay sonra bayağı yani domuzdur, momuzdur böyle aktiviteler. Bunlar sana çok macera yaşat. Şu andan bekliyorum öyle şeyler. Yalnız bozok tip yüz maskesi siyah olmuş. Haydut'a benziyor kafası gittikçe. Benziyor ama bu Haydut'tan da yüzü daha güzel. Daha kangal bir yüzü var. Şurada güzel bir resim alabilirsem. Biraz da hava güneşli. Şuna baksana abi tipine. Dur şöyle şuradan bir resim almaya çalışayım.
Başı bırak. Kalkma lan. Bak köpek fazla yatmıyor bile abi. Hava da sıcak bu arada. Bak hep geziyorlar, görüyor musunuz? Bu ne? İşte bu köpek çalışıyor. Kanattı, çalışma kanattı. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ya ben bunları kendim ürettiğim için söylemiyorum ya da kendi köpeklerimizden diye söylemiyorum. Valla bize böyle köpeklerden bahsediyor. Sürünün içinde gebeş gebeş uyumayacak. Ha tabii hava çok sıcak olur, yatabilir. Ama genelde yatıyorsa bir dakika, iki dakika, beş dakika. Beş dakikada çıkıp şöyle bir gezecek, tekrar gelecek. Benim o büyük köpekler yatıyor ya. Bak koyunlar buradasa. He. Onlar şöyle yukarı gidiyor bir yere. Koyunlar kalkasaya kadar yatıyor. Başka hiç çıkıp bir etrafı koklama yapmıyorlar mı? Bir tane küçük av köpeği gibi bir şey var. O geziyor. Öbürkünler de o havlayınca gidiyor yanına. Ama işte siz ne zannediyordunuz? Onlar iyi zannediyordunuz değil mi? Aynen. Şimdi bak bunlar büyüsün, gör, daha da fark edecek. Bir de kış geliyor bro. Hava serinliyor. Bunlar böyle ya, köpeklerde yattığında böyle ormanlık alana yüzün dönüyor, koyunlara sırtın dönüyor bir de. Bunlar değil mi? Evet. Aynen. Bak iyi güzel izlemeye başlamışsın hayvanları. Şimdi bazı çoban mesela ya da senden daha yıllardır bu işi profesyonel yapan çobanlar, senin köpeği izlediğin gibi izlemeyenler çok. Bu da ne? Merak var sende. Bakıyorsun acaba fark var mı? Nasıllar? Köpeği incelemek gerekiyor. Şey oluyor bazen. Koyunlar yani çağla yokuşsa yani yamaysa. Koyunlar altdaysa onlar ta yukarı çıkıyor. Yukarıdan bakıyorlar. Koyunlar her şeyi normal bilir. Aynen, köpekler yukarıdan bakıyor yani. Evet. İki tanesi zaten sana burada kurda yedirmemesi lazım. Bu arada siz daha önce hiç kurda koyun verdiniz mi bro? Verdik. Kaç tane verdiniz şu ana kadar? Bir tane verdik daha şu ana kadar. Bir tane. Abi köyde o zaman en az siz vermişsiniz. Aynen, o zaman da bize köpek yoktu. Dişi vardı bir tane. O doğum yapmıştı. O çobandan dama geliyor. Hemen ondan bir saat sonra alıyor. Hay. Bak bak geldiler. Bu dişi çok seri bir dişi olacak. Kuyrukları tam kurtçu köpek kuyruğu ha. Böyle sırtında sıfır değil. Orak kuyruk, dokuz kuyruk. Güzel. Valla bence haydutla çavuşun soyunu birleştirmekte demek ki iyi verim alabildik. Ha öyle inanılmaz boylu köpekler olmayacak. Onu söyleyeyim sana. Ama bunlar 75'in, erkek 75'in üstü olmaz. Ama seri çalışacak. Hani dişi geziyor mu, erkek de geziyor. Geziyor değil mi? Hep birlikte çalışıyorlar ikisi de. Evet. Yalnız koyunlar açılınca şimdi biraz fark edildi. 50 tane oldu. O iç içe durmuşlar ya. Peki şeyin hakkında bu ne bro? Şimdi sarı beyaz. Bu da gidiyor ha. Geliyor. Peki süslüyü gözlemleme fırsatın oldu mu? Hani Metehan'dan değil de senden. Mesela nasıl bir, sence iyi mi sürüde gidişatı? Bence çalışır da sürüde. Yanında bir tane de olması lazım. Anladım. Vardı işte Çin'e, onu içeriye aldık ama o da bak domuz kovalamış. Aynen. Sen kendin de gördün ben değil de mi? Ben de vardım, Öte abiyle beraberdik. Peki şeyi soracağım. Şimdi biliyorsun Çin'e bizim kendi soyumuz değil. Hı-hı. Ne yaptı mesela, tek diye mi döndü? Sen dedin ki domuza gitti ama bir süre sonra geri döndü. Hiç kan izi falan yoktu. Sürü müydü? Neyin nesiydi? Bak bak bak. Abi bunların ikisi çete olacak ya. Şuna bak bak bak. Daha yavrular bak, ne güzel. Ha şeyi soracaktım. Çin'e nasıl gitti? O tekti galiba domuz. He. Gittiler. Bir domuz bayağı kaçtı. Onlar da geldiler sonradan. Anladım. Ya yani çökme falan hiç olmadı. Yok, yakalayamadılar zaten. Çok hızlı gitti domuz. Anladım. İstese yakalardı bro. Yani hızlı. Aynı. İstese yakalardı. Ya neyse, tek diye olabilir. Aynen. Sonuçta o dişi daha önce hiçbir tecrübesi yok. Dişi çok güzel olmuş bro. Ben sana ne dedim? Sokak köpeğine benziyorlardı değil mi? Aynen. Bundan iki ay önce. Çok kötüydü hastalık geçirdiğinde. Bu arada o İsmini ne koyduk onun ya? Onun Instagram'da var ama onun ismi. Dur bir dakika. Dostum köpeğin ismini şimdi baktık. Çembermiş ismi dişinin. Ben koymuştum dişinin ismini. Erkeğe de Bozok koymuş. Sen koydun. Aynen. Bak şimdi biz burada veriyoruz. Ürettiğimiz köpeğe mesela Arif sağ olsun burada takip ediyor. Üretiyor. Sonra ne yapacak? Arif bunlarla bizim kontrolümüzde üreyecek bunlar. Ben ona mesela biz yavruya örnek veriyorum. Bir miktara sattık ya. Yarısını da
Arif'e vereceğim. Ne olacak? Hem kendi köpeklerimizin soyu elimizde, hem de kendi kontrolümüzde üretimde olacak. Havalar biraz daha serinlesin. Biraz daha açık yerde güdüm yaparsak böyle ormanlıkta bunların hareketlerini daha iyi görürüz. Akşam geldim. Ama bunların bir iki ay daha var bro. İki ay. Bak bir de yandan da büyük köpek eğitim vermeden içgüdüselle bazılar diyor ya işte büyük köpek öğretecek diyor. Bunlar hiç büyük köpek de gelir de çobana. Hiç ona takılmıyorlar. Bunlar kendi halinde. İşte aynen. O soyla ilgili. Soyun kanının içinde var o istek. Yani tabii ki büyük köpek öğretiyor onlara domuz boğmayı, kurt boğmayı ama çalışma şey içsel var. Kan hattından geliyor. Valla ben beğendim. Yavlar gördün. Sen de demiştik. Bunlar minnacıktı o. Ağustos yok. Haziran'da zap zayıflardı. Hatırlıyor musun? Aynen. Kuyrukları falan böyle ipince duruyordu. Hı-hı. Şimdi bak nasıl. Bir de gör bunları bir yıl sonra. Bir yıl sonra var ya. Hı-hı. Şu anki halinden eser aynen kalmayacak. Daha da güzelleşecek. Kangal böyle bir köpek. Ya küçükken çirkin durabiliyor. İnce kemikliler. Şimdi bak benim köpekleri ayak uydurmaya başladı. Evet evet o da onlarla takılıyor. Ama yan yanasınız ya şeyle Metehan'la. Metehan orada inek güdüyor. Börtlenmiyor şimdi. Ama şeyi yanı güzel. İnsanla çok işleri yok bro. Şunlar fazla yayılmıyor. E sen yaprak kopartsana oradan. Niye? Ben mesela koyunları çıkarttığım zaman yaprakları kopartıp yere atıyorum onlar çatır çatır yiyor. Ben kaç tane koyayım hani ne kadar kopartacağım? Oğlum 10 kere 50 tane kopartsan 50 part. Onlar zaten kaç gibi? 3,5 gibi onlar yayılmaya başlarlar artık. Anladım. Ben onlar kadar. Bak süslü geliyor. Şuradan bir görüntü alabilirsem gelişlerini. Ulan bozok çok yakışıklı. Babasından da yakışıklı olacak ha. Maşallah maşallah. Çok beğendim ya. İkisi bir de kardeş ya. Beraber büyüyor ya. Bunlar durdurulmaz bro. Hep ikisi birbirini koruyacak. İşte aslında bir tane daha erkek olsaydı onlar daha fena olurdu bence. Yo iki kardeşi sürün 50 tane bro. Aynen aynen. Hayır iki erkek diyorum ya. İki erkek olsaydı daha fena olurlardı. Ya bunların yavrusundan kendine tutarsın. Tutacağım zaten ya bir tane. Bunların yavrusundan ben de bir tane tutacağım kendime. Erkek lan bozok nasıl olmuş öyle ya maşallah. Şöyle bir resim alayım ben onu. Bak tipe bak ya. Ya ben gidince kalkıyor. Ustam vallahi heykel gibi olmuş köpek ha. Dişi de çok güzel ama benim bir tık şey olarak tipi onu daha dikkatimi çekti ama dişi de renk tonu bak bunun küçükken de tonu rengi sarı olacaktı. Baba tarafından geliyor bu sarılık. Küçükken biliyordum bunun postu biraz sarı olacaktı. Büyüyünce de bak gördün mü post sararmış. Yani senin bir sarı kangalın var bro. Mor değil tam altın sarı değil ama bir sarı kangalım var. Ben bozon küçükten beğendi karakırçıl olacağı. Ya bozon ki tabi kırçıl olacağı belliydi ama şu anki renk tonu müthiş bir ton ya. Bak hayduttan daha güzel. Dur şöyle bir yaklaştırabilirsem. Yani süslü bunlar ayak uydurmuş. Dostum bunları ara ara yine çekerim. Yani ayda bir buraya gelip çekim yaparız. Ama bunlar gerçekten üst düzey köpekler olacak. İnsanla da işi olmayacak. Bunların iş hep yaban. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Vay haydutun oğlu seni ya. Vay bozuk kardeş. Müthiş bir ikisi de bak güzel.
inanmaz bunlara, adapte olmuş ya. Bunlar üçlü takım olacak. Dostum buradan artık videoyu bitireyim. Güzel bir video oldu. En azından bundan da görüşlerini almış olduk. Nasıllar, beğeniyorlar mı, beğenmiyorlar mı? Ki beğenmemek bu köpekleri elde değil. Dostum Haydut'un yavrusu gerçekten üst düzeye çıkıyor. Altından bakın. Haydut biraz hatalı ama şu yavrunun yüzüne bakın. Tam bir kangal yüzü. Gen aktarımı güzel. Hem de cesaret, sade görsel değil, her şeyle güzel. Burada videoyu bitireyim artık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.